Bana doğru bakıyor. Hepsi tetikte. Leylek mi gördün? Kurumuş mu? Aleyküm selam. Enullah amca da geldi. Arkadaşlar bir tane kuş yuvası var burada. Nasıl iftira atıyorum sana ama? Öyle göründüğü gibi kolay değil. Selamlar arkadaşlar, merhaba. Yanımda Hüseyin var. Hüseyin Can, bugün Hüseyin'le beraberiz. Hemen arkamda da Zehra annem var. Zehra anneciğim nasılsın? Sağ ol, öyle sağ, gözlerim mutlu be. Zehra anneciğim ne hazırladın bize öğlen için? Pilav üstü, salata. Bir de et mi koydun? Evet, evet. Pilav şuradaki üstü. Et mi ateşteki? Götürdüm. Götürdün mü? Hazırladım mutfaktaydı. Tamam, hazırlanmış mutfaktaymış. Evet, şimdi evet. Biz Hüseyin'le beraber gidiyoruz. Gidelim nereye? Çöle. Arkadaşlar Zehra annenin çiçeklerinin yanına geldik. Gel. Zehra anne şimdi torununa bir tane çiçek veriyor. Al bakalım Hüseyin. Al. Heh, bak. Oo, süper vallahi. Hüseyin'le beraber gideceğiz. Şu Zehra annenin çiçeklerini bir göstereyim dedim size. Vallahi ne yapalım? Biz yavaş yavaş gidelim. Burhan herhalde otları biçiyor. Evet, bana de, bana yerini tarif etti dedi. Buraya gelirsin dedi. Ha. Ben Hüseyin'le beraber gideyim oraya. Gidip gösterelim. Aynen. Bakın Zehra annenin şöyle dutları da var. Kırmızı kırmızı. Görüyor musunuz? Evet. Zehra annem valla bahçeye iyi bakıyorsun anne. Evet iyi bakıyorum. Şurada bir de bakın şurada gene çiçekleri var. Çiçeklerin altında tavukları ve ördekleri var. Ama şu ördeğin aa, güzelliğine bak. Var. Sen gel alta bak. Valla. Evet. Zehra anne bu eriklerin altına böyle çubuklar yerleştirmiş. Yani kırılmasın, çok getirmiş. Çok getirmiş, kırılıyor değil mi? Çok evet, kırılır. Butaklar, dallar kırılır. Onun için onları yerleştirmiş. Hiç dallar kırılmıyor. Meyvesi çoktu. Meyvesi çok. Hmm. İşte erik ağacı da bu şekilde. Zehra anneciğim başka meyven var mı? Var var, o tarafta var. Gidip onu da çekelim. Hadi gidelim oraya da. Evet, evet. Beraber gidelim. İşte bahçe bu şekilde. Evet, Hüseyin Can. Hadi gidelim Hüseyin. Hadi giy ayakkabını. Tamam bekliyorum hadi. Bak biz buradan yavaş yavaş gidiyoruz. Evet gelip çay içerik. Evet, çay dönüş... hazırdı. Tamam dönüşte inşallah çay da içeriz. Şimdi yavaş yavaş. Zehra anneciğim neresi var göstereceksin sen bana? Yolun kenarında meyvelerimiz var. Ha oraları da sen bakıyorsun. Vallahi maşallah Zehra anne ya sen. Çok çalışkansın. Çalışmasak o yiyemeniz. Evet çalışmasak olmuyor. Nerede anneciğim? Şurada mı şurada? Ana bak bu. Eşek var. Eşekler de burada. Gel gel. Leylek mi gördün? Ana bak leylekler burada. Aha leylekler o burada. O pişir ya. Tamam bu şimdi. O kadar tökülecek. Tamam. Ay, gel anne gel gel. Arkadaşlar Burhan biçime başladı. Ot biçince, otu biçmeye başlayınca leylekler niye toplanıyor geliyor? Böcekleri yiyor. He o bu oradaki bör böceği yemek için. Evet. Bakın iki tane de eşeğimiz var burada. Görüyor musunuz? Gezer matı. Gezerimiz patosumuz yer altında. Aşağıları da var. Zehra annem benim için topluyor bunları. Evet canım için topluyorum. Yedi çekti. Yedi görüntü aldı. Bak maşallah. Ne kadar güzel. Zehra anne gidelim mi? Orada leylekler toplanmaya evet, başlamış. Hadi gidelim. Hala sen hala bundan ye. Ver. Yine güzel orada yeğirden geçer sana. Ha. Sonra görüntüyü çekildi. Arka cebime koyayım. Şimdi Zehra annenin oğlu Burhan hemen evin altındaki otluk alanı biçiyor. Oraya doğru gidiyoruz. Leylekler toplanmış. Zehra anne leylekler kaçmadan gidelim. Ama orada şey var ha. Ne var? Orada köpek var. Tamam bu tarafa. Işte ayağım bakar. Tamam şeyden sol taraftan gidelim. Bakın leylekler nasıl toplanmış.
buradaki böcekleri falan yemek için leylekler böyle toplanıyor. Ama şunlara bak. Bir sürü valla. Bak bak, bir tane daha indi. Bakın arkadaşlar, bu otlar biçiliyor ya. Bu otlar biçildiği zaman buradaki leylekler geliyor abi. Buradaki alttan çıkan böcekleri, işte kelebekleri. Hüseyincan, sen burada dur Hüseyin. Leylekler kaçmasın. Tamam mı? Burada dur. Dur sen, ama sen şey yaparsan. Bakın görüyor musunuz leylekleri? Aa, hepsini kaçırdın Hüseyin. Hep senin yüzünden kaçtı la. Nasıl iftira atıyorsun sana ama? Hüseyin utandı biraz. Evet, gelelim Burhan kardeşimize. Evet, Burhan'ın işte arkadaşlar, bu da ot biçme makinesi. Aleykümselam, aleykümselam. Biz gelmeden önce biçmeye başladı. Buraları komple biçmiş. Bakın şu alanlar ahırlar. Ahırların hemen arkası otların biçildiği yer. Evet Hüseyin, kaldır bakayım şu otu şöyle. Ver telefonunu bana. Heh, bak Hüseyin kaldırıyor. Böyle avuçla kaldır. Avuçla böyle kaldır. Bak Hüseyin kaldırdı otları, görüyor musunuz? Oo, aferin Hüseyin'e. Hüseyin dayısına yardım da ediyor. Hüseyin bana yol arkadaşlığı yapıyor. Değil mi Hüseyin? Bugün benim yol arkadaşım Hüseyin. Ha, evin oradan buraya kadar getirdi beni. Aferin Hüseyin'e. Burada kocaman bir köpek gördüm ya. Bakayım hele köpeğe. Şu küçük köpeği görüyor musun? Hani nerede? Orada. Baksana, yuvanın içinde kocaman köpek var. Bir tane de küçük köpek var. Küçük bir tane köpek var. Neden yanına giderken beni hep dövüyor. He. Ama o büyük köpeğin yanına gitme, tamam mı? Bir yıl önce bana alışıklardı. Benden vazgeçmişler. He, artık vazgeçmişler. Çünkü onlara ben bir yıl önce hep ekmek veriyordum. Bir yıl önce ekmek veriyordun hepsine. Şu küçük köpeğin yanına gidersen seni bacağında dolanıyor. He. Kim olup olsun küçük köpeğin yanına gitsen onun bacağında dolanıyor. He, bacağında dolaşıyor. Ha, şu kadar bir alan kaldı. Zaten küçük de bir yerdi burası. Evet, otun da sonuna geldik. Yavaş yavaş. Şimdi şöyle geniş açıyla çekelim. Eğer bulabilirsek burada bir tane yılan bulmak istiyorum ama zor biraz. Buran gitti abi. Şu koca araziyi devam edecek. Şimdi şu üst taraf var ya, şurayı yaptı. Küçük bir alandı. Şimdi burası da ayrı bir alan. Yani büyük bir alan. Şimdi burayı yapacak bütün gün. Ben yavaş yavaş gideyim. Buranı burada bırakayım abi. Buranı ben bırakayım. Ben gideyim yavaş yavaş Zehra annemin yanına. İşte tam eşeklerin olduğu alana geldim. Eşekler de burada. Geçen sene şu büyük olana binmiştim. Beni taşıyorsa bayağı yük taşıyordur yani. Biraz da şöyle anlatayım size arkadaşlar. Şimdi şurası, şu gördüğünüz yer var ya, şurası
ineklerin ahırı. Sol tarafta ineklerin ahırı. Bakın şurada hemen köpekler var. Şurada kocaman bir tane köpek var abi. Ya şuradan gelmek istedim de gelmedim. Vazgeçtim. Çünkü o köpek beni tanımıyor. Saldırabilir diye. Vazgeçtim. Bakın şuradan görünüyor mu bakayım. Arkası dönük şu an. Hani benim konuşmama kulak bile asmıyor. Neyse yolumuza devam edelim. Arkadaşlar burada küçük bir tane kümes var. Şurası da tendir olacak. Yani tendir dedikleri böyle lavaştan ekmek pişiriyorlar ya. Orası artık orası kullanılmıyor. Çünkü artık günümüzde fırınlar çoğaldı. Artık köylere kadar fırınlar indi. Artık hazır ekmek kullanıyor birçok insan. Burası kümes. Şurası da ineklerin sağıldığı yer. İçerisi. İnekleri oraya alıyorlar. Orada sağılıyor. İşte buraya da akşam hayvanları, gelen hayvanlar oluyor. Onları bağlıyorlar. İşte burası da danaların yeri. Artık şurası da danaların yeri. Ve şu yukarıda kayısılar var. Burada kayısı kurutma yapıyorlar. Yukarı çıkalım. Bakın arkadaşlar. Çatının üzerine çıktım. Çatının üzerinde böyle kayısıları kurutuyorlar. Şöyle dizmişler. Dün ben gördüm. Bir tane Arzu ablamız var burada. Arzu abla bunları koyuyordu. Ben karşıdaki evdeydim. Oradan gördüm burayı. Akşama doğruydu. Ben zaten dün geldim buraya. Böyle dizmişler. Daha bunları yavaş yavaş yeni yeni böyle toplamaya başladıkları dönem. Daha da burası dolacak. Bu arka taraf dolacak. Burası komple kayısı dolacak. Bakın bu şekilde. Şunlar aşırı yetişmiş kayısılar. Bakın çok sulu. Bunları ayrı yapmışlar. Şunlar da çok sulu olmuyor. Yani böyle iyice böyle şeyi çıkmamış bu kayısıların. Ne diyorlar? Şekeri böyle çoğalmamış kayısılar. Böyle ayrı ayrı koyuyorlar. Bu kayısıların şekeri çok olduğu için bunları ayrı kurutuyorlar. Bakın burada erik de var. Erikleri de kurutuyorlar. Erik kurusu yapacaklar. Ama erik kurusu yediniz mi bilmiyorum. Çok lezzetli oluyor abi. Tavsiye ederim. Erik kurusunu. Nasıl çatır çutur ediyor ayağımın altı. Ha, Burhan şurada. Zaten hemen arka bahçeleri. Görüyorsunuz. Bu koca araziyi parça parça biçmeye devam edecek. Ve bakın otları o kadar çok yığmışlar ki bakın evin boyunu geçmiş. İşte şu saman arabası. Bakın traktör ve arkasındaki ramork. Bu ramorkla bu biçtikleri otları dolduruyorlar, balyalıyorlar. Balyaladıktan sonra geri getiriyorlar. Ne diyorsunuz? Şu arkamdaki kayısılardan bir tane deneyelim mi? Kurumuş mu diyor. Bakın. Kurumuş mu? Oo, kurumamış ama. Acayip sıcak. Oo! Güneş var öyle bir yakmış ki bunu. Sıcaktan yiyemedim ya. Ama tadı muhteşem tabi. Bu kuruyunca çok güzel oldu. Şimdi yavaş yavaş çatıdan aşağı inelim abi. Böyle ahşaptan bir merdiven işte. Buradan aşağı ineceğiz. Şimdi arkadaşlar çatıdan indim. Böyle bir yere geldim. Bu leylekleri çekebilmek için kaçmasınlar diye. Bu ağaçların arkasından geçip leyleklere yaklaşacağım. Bakın sürü halinde bir sürü geldiler. Şu an hepsi bana bakıyor abi. Fark ettiler. Şöyle yavaşça yaklaşayım. İnşallah kaçmazlar abi. Evet abi. Geldik. Bana doğru bakıyor. Hepsi tetikte.
Görüyor musunuz? Çok güzel ya. Uzaklaşıyorlar. Beni gördükçe. Şimdi ben ne yapacağım biliyor musunuz? Şu taraf var ya. Şuradan abi. Şuradan dolaşacağım şuradan. Bunların önüne çıkacağım. Bak. Niye uçuyorlarmış biliyor musunuz arkadaşlar bunlar? Bizi gördükleri zaman. Silah sanıyorlarmış. Elimdeki kamerayı silah zannediyorlar. Silah zannettikleri için kaçıyorlarmış. Zehra anne öyle söyledi bana. Dedi ki elindekini silah sanıyorlar. Ondan dolayı kaçıyorlar. Neyse geri dönelim. Daha doğrusu geri dön. Şu ördek benden kaçıyor. Niye kaçıyorsun? Niye kaçıyorsun sen? Abi şu çok sinirli ya. Şuna bak. Beni görünce böyle bir acayip tepki veriyor. Sen niye böyle tepki veriyorsun? Hayırdır? Allah Allah. Enullu amca da gelmiş burada. Enullu amca hoş geldin. Nasılsın? Zehra anneciğim, gittim senin dediğin gibi bunu silah zannediyorlar biliyor musun? Evet. Ondan dolayı kaçıyorlar. Oradaydılar. Evet oradaydılar. Eve gideceğim onlarla haber olmayacak. Evet haber olmadan gittim ama görüyorlar. Bir tanesi gördü mü diğerlerine haber veriyor galiba. İçime devam ederken Enullah amca da geldi. Enullah amca hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Vallahi maşallah'a var otların. Ya bak ya. Evet bayağı çekirge var. Çekirgeler acayip tutuyor var ya kaçıyorlar önümüzden. Çok çekirge var. Sarı sarı çiçekleri görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın böyle bir sürü çiçek var. İşte gerçek ot bu. Yani saman değil burası. Tamamen ot. Hayvan yediği zaman bunları çok kaliteli süt veriyor. E ne oluyor? Sütü de kaliteli olunca yoğurdu da kaliteli oluyor. O yoğurttan yapılan ayran da kaliteli oluyor. Hepsi kaliteli oluyor. Şimdi arkadaşlar geldik bu otluk alanın kenarına. Bu kenarlara biçer döver giremediği için bu şekilde tırpanla gireceğiz. Aynen öyle. Ağzını bu şekilde keskinleştiriyoruz. Daha iyi kessin diye. Aynen. Şimdi başlayalım abi. Burhan orada devam ederken Okan da burada bu şekilde yardımcı oluyor abisine. Bu şekilde buralara giremiyor makine. Bu şekilde tırpanla alıyor abi. Bu büyük yerleri. Yani kalan köşeleri bu şekilde temizliyor. Daha sonra bunları bu tarafa çekecek. Bu tarafa çektiği zaman da balya makinesi alacak bunları balyalayacak. Bu ne? Burada bir tane kuş yuvası mı var? Nedir bu? Aynen. Görmediğimiz için gitti. Evet arkadaşlar bir tane kuş yuvası var burada. Bakın ama görmedik. Yumurtalarını çıkartmış. Ha yumurtalarını çıkartmış. Ha, terk edilmiş kuş yuvası. Terk edilmiş yuva. Evet bakın arkadaşlar. Terk edilmiş bir kuş yuvası. Ama ne kadar sağlam yapmış. Tabii. Şuna bak. Şunların kurularıyla. Kamışın. Kuru olanlarıyla. Aynen. Şöyle bir çevir de görelim iyice. Bakanlar da görsün. Çuval. Hayvan yünü. Hayvan yünü. Çuval. Bakın içine bakın. Aa o ne ya öyle? Bak yumuşak olsun diye şey yapmış ha. Polen koymuş galiba. Kalem ağaçlarının poleni var ya. Ha bakın arkadaşlar poleni bile içine koymuş. İnek tüyü de beraber bak. İnek tüyü bile varmış içinde. İnek koyun ne bulsa getirmiş yumuşak. Yumuşak olsun diye. Aynen. Neyse onu oraya mı asalım yoksa artık gitti mi o? Bir daha yeni. Belki kullanır ha. Şuraya koyalım. Oraya koyduk. Böyle arada gidiyor işte abi. Onlar yaz gelir kış gider. Artık
Zaten kışa doğru gidiyoruz yavaş yavaş. Otlar biçildikten sonra zaten tamamen hayatımız yazdan çekilmeye başlıyor değil mi yavaş yavaş? Havalar serinliyor. Evet, bu şekilde de ağzını bir güzel bileğliyoruz. Bunun ismi tırpan bu arada arkadaşlar. Bilmeyen varsa ismini söyleyeyim. Bu aletin adı tırpan. Şimdi diyorum ki şurada da bir deneme yapsam biçebilir miyim acaba burada? Biçebilirsin. Elimden gelir mi bilmiyorum ki. Gelir. Şurayı deneyelim mi arkadaşlar? Şurayı ben bir deneyeyim. Bakayım nasıl yapacağım. Emin değilim ama. Abi sen ilk önce bana bir göster nasıl olacağını. Şimdi bak bu şekilde mi? Nasıl? Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Bakalım ben bu kadar profesyonel yapabilecek mi? Ver bakayım. Heh. Şöyle. Şöyle mi tutuyoruz? Şöyle mi tutuyoruz? Aynen, aynen. Şöyle. Şurayı mı alıyorsun? İstediğin yeri. Kanaldan bu tarafa al. Bu tarafa alıyorum. Şurayı alıyorum. Az az. Az az. Ha. Aşağıya doğru. Şu tarafa. Yavaş yavaş öyle. Ha, bakayım. Sanki yapmaya başladım gibi. Şimdi burası düz olduğu için daha kolay oluyor. Aynen. Ama böyle engebeli olsaydı bu kadar rahat yapamazdım. Az ot almaya çalış Serdar abi. Üçten mi aldın? Yok yok az az. İlerle. Yavaş yavaş. Otu az az al Serdar abi. Bir de tırpanı aşağıya doğru indir. Temiz alsın. Şöyle mi? Tabii yere değsin. Heh. Süper oldu. Çok yorucu bir iş ya. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Gerçekten yorucu arkadaşlar. Öyle göründüğü gibi kolay değil. Ama bu işi öğrendim gibi. Aynen iş pişmene rağmen çok iyi. Ha, tamam. Abi sen. Benden bu kadar ya. Yeter ben yoruldum. Daha yapamam. Bak sesten bile fark ediyor. Senin tırpanı vuruş sesinle benim vuruş sesimin arasında fark var. Bak sen daha geniş açılı alıyorsun. Daha geniş açılı otları kesiyorsun. Ama ben senin gibi yapamıyorum. Bir de bak benim topladıklarım hep önümde kalıyor. Senin topladıkların yanına doğru geliyor. Yani buradaki en zor iş bu herhalde değil mi? Bu. Aynen çok. En zor iş bu abi. Tırpan çekmek en zor iş. Alışkın olmadığımız için bak kollarım ağrıdı. Ama Okan'da tık yok. Okan'ın maşallahı var. Vallahi süpersin Okan. Bakın otun sesini duyuyor musunuz? Sese bak nasıl abi. Maşallah ya. Vallahi Okan helal olsun. Evet. Bitirdik. Bu kadar. Allah kolaylık versin.
Arazi bayağı büyük ama bak. Ne kaç saattir hala biçmiş. Bitmiyor. Balyalamak daha kolay ama böyle biçmek daha zor, değil mi? Aynen. Bir de bunun toplaması var. Bir de toplaması var. Ne zaman biz toplarız? Yarın toplamaya gider miyiz? 3 gün sonra. 3 gün sonra. Ulan 3 gün burada mı kalacağız şimdi? O zaman makineyle burayı toplayacağız böyle, değil mi? Aynen. Ondan sonra balyaları getireceğiz. Tabii. Yok yok, ben içmiyorum. Heh, arkadaşlar bitirdik tırpan işini. Şimdi tırpanımızı da getirdik. Abi tırpanı şu ağacın tepesine asıyorlar. Aynen şöyle. Tırpanın yeri burası. Arayan gelip burada bulabilir. Aynen, çocukların elleri yetişmeyecek kadar. Evet, çocukların elleri yetişmeyecek kadar. Of. Bak Okan, Zehra annem hemen suyu getirdi sana. Gördün mü? Zehra anneciğim, bir tane de bana ver. Bir tane de bana ver sana zahmet. Orada güneş yakıyor biraz. Ay koşun. Çekimde de şu an. Aha, aynen çekiyor. Sen ayarlayabilirsin. Ben biraz oraya geçeceğim. Pişir pişir. Pişir mi? O taraftaki çimeni pişir. Burayı pişir değil mi? Ben. Burayı pişir. O arka taraf. Ne zaman oraya geçti? Gidirem soğuk su getirem bunu. Ya bu çamurda neyce geçti? Hele geçti soğuk su. Oka. Çamurda neyce geçti? Kuruyup kuruyup. Kuruyup? Tabi. Alperen. Gel. Alperen. Ne haber? Dur. O da büyüyünce tırpancı olacak. Evet, bu da büyüyünce büyük bir tırpancı olacak. Değil mi Alperen? Abi, tırpancı mı olacaksın? Ha? Alperen tırpancı olacakmış. Değil mi Alperen? Olacağım mı? Elin amca, ne diyorsun? Tırpancı mı yapacağım bunu? Yok. Okutacağım. Yok. Okutacağım. Tabii okutacağım onu. İşte bu evin en büyük reisi. Enullah amca. Allah sana ömür versin. Allah sana sağlık versin. Sen hoş geldin. Sağ ol, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Şimdi arkadaşlar, bugünkü macera bitti. Bu macerayı Alperen'le beraber kapatalım. Değil mi Alperen? Kapatalım beraber. He? Evet. Bugün de sonlandırıyoruz artık. Alperen bak oraya. Bay bay. Alperen bak, bay bay. Aferin Alperen'e. Arkadaşlar bu videoyu bitiriyoruz artık burada. Bu videoların devamı için abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.